Behlül Bey hoş geldiniz. Sen her gördüğümde daha da güzel olmak zorunda mısın? Ay çok teşekkür ederim, çok zarifsiniz. Gerçekleri söylüyorum. Teşekkür ederim. Amca müsait mi? Evet. Behlül Bey geldiler efendim. Buyurun Behlül Bey. Teşekkürler. Vay Behlül. Amcacığım. Şu halimizi gören kimse aynı evde yaşadığımıza inanmaz ya. Ya. Vallahi evin içinde hasret kaldık. Okularlık verince böyle oluyor haliyle. Otur bakalım, ne ikram edeyim sana? Hiç oturmayayım. Seni kaçırmaya geldim. Hayırdır? Yeni arabamı kutlamadık daha. Çıkalım da ben de sana şöyle şık bir yemek ısmarlayayım. 2 saat sonra toplantım var. Ya yetişirsin ya. Tamam hadi gidelim. Zaten özledim ben de seni. Dur. Pardon. Gel Nihat gel. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Çıkıyorsunuz galiba. Projeleri masanıza bırakıyorum. Yemeğe çıkıyoruz Behlül'le. Sen de gel istersen. Tabii ya. Gelsene. Teşekkür ederim. Ben toplantıya hazırlanacağım. Siz yetişirsiniz değil mi? Tabii tabii. Yemek yiyip geleceğim hemen. Yeni arabasını ıslatacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Sana da kolay gelsin. Hoşça kal. Güle güle afiyet olsun. Nereye götüreceksin bakalım beni? Çok güzel bir yer. Sürpriz. Hoşça kal, görüşürüz. Güle güle Behlül Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Pardon. Koltuk ayarlarıyla oynamayın lütfen. Tamam efendim. Ne kıymetli arabam var. Ya amca, 2 adımlık yer için kendilerine göre ayarlıyorlar. Ayrıca çok da kıymetli, amcam aldı onu bana. Uyku bastı birden, eve gidip yatacağım. Oo, Adnan aramış kaç kere. Sporda olacağını biliyordu. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Bihter arıyor. Canım? Hayatım aramışsın, spordaydım. Unutmuşum. Birkaç kere çevirdikten sonra aklıma geldi. Nasılsın? Çok yorgunum. Ne oldu, niye aradın? Hiç öylesine. Sesini duymak istedim. Sen ne yapıyorsun? Şirkette misin? Behlül'le yemekteyiz. Ortalıkta görünmüyor ya. Kendini affettirmek için yemeğe çıkardı beni. Afiyet olsun. Günlerdir akşam yemeklerinde de bir araya gelemedik hiç. Bu gece toplanıp bir şeyler yapalım diyorum. Ne dersin? Güzel bir yemek yiyelim. Dışarıda da olur. Ama ben dernekte olacağım bütün gün. Akşam da geç gelirim. Yarın yapalım öyleyse. Bu hafta hiç olmaz hayatım. Biliyorsun geceye az kaldı. Deli gibi koşturuyoruz. Anladım. Tamam canım. Kusura bakma ne olur. Çok ihmal ettim seni de biliyorum ama... Sen sıkma canım. Herkesin programı uyduğunda toplanırız biz de. Çok öpüyorum seni. Ben de canım. Hoşça kal. Görüşürüz. Behlül'le yemek demiş de akşam da hep birlikte bir şeyler yapalım diyor ama mümkün değil. Ben de bir meyve suyu içeceğim, sonra da çıkarız hemen. Bihter de bir faaliyet. O dernek senin, bu dernek benim kendini hayır işlerine verdi. Ne güzel. Okul yaptırmak için kolları sıvadılar şimdi. Yardım için gece düzenliyorlar. Teşekkür ederim. Çok yoğun çalışıyor. Akşamları da geç geliyor, yorgun hem. Anlayacağın onun da yüzünü göremiyorum doğru dürüst. Şikayetçi değilsin herhalde. Yok yok.
Destekliyorum hatta. Hem vaktini değerlendirmiş oluyor, hem de sosyal sorumluluğu yerine getiriyor. Bu çalışmaların manevi değeri çok büyük. Tabii. Ne yiyeceğini seçtin mi amca? Dur, şarap bakıyorum da. Seni fena masrafa sokacağım. En pahalı şarabı söyleyeceğim. Senin canın sağ olsun. Çıkalım mı? Çıkalım. Hadi o zaman, daha gidip hazırlanacağım. Adnan'la konuşmadan önce eve gidip yatacağım diyordun. Niye fikrini değiştirdin? Düşündüm de şimdi çok sıkışığız. İçim rahat etmedi. Dernek yüzünden kocanı ihmal etme ama. Bak, hep birlikte olmak istedi adam, reddetti. Adnan benden memnun anneciğim. Sen hiç merak etme. Önceki sömestrlerden kalan dersleri geçmeye çalışıyorum şimdi. Bilemiyorum, bir dönem uzayabilir. Ama İngiliz sonbaharda mezun olurum. Ona uğraşıyorum işte, görüyorsun sen de. Seni gördüğüm yok ki uğraştığını göreyim. Eve gelir gelmez çekiliyorsun alana. Çalışıyorum, ondan. Ne oldu? Bilmem, garip bir ağrı giriyor bazen koluma. Parmaklarım uyuşuyor. Nasıl uyuşuyor ya? Çekilme falan var mı? Bazen oluyor. Neyse, önemli değil. Amca böyle geçiştirmeye kalkma sakın. Doktora git lütfen. Gideceğim. Check-up zamanım yaklaştı zaten. Bekletme ama. Git bir muayene ol. Bak, geçti şimdi. Önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama nasıl olsa rutin kontrollerimi yaptıracağım. Baktırırım koluma da. Lütfen ihmal etme. Evde bir hastayı zor iyileştirdik. Bir de seninle uğraşmayalım. Aman aman, o iyi olsun da. Ben buldum nedenini. Firdevs Hanım stres yapıyor sende. O da koluna vuruyor. Yüzüne karşı "Ah Firdevs Hanım, Firdevs Hanım" diye komplimanlar yapıyorsun. Sonra arkasından böyle konuşuyorsun. Çok ayıp. Taşınacak da hani, ne oldu? Bilmiyorum. Soramıyorum da. Tabii canım, sorulmaz. Tabii sonra da kolu bacağı uyuşur böyle adamın. Söylerim bak, bir anda gözünden düşersin. Aman, aman sakın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.